Evet değerli uygulama akademisyonu.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorum bu videoda direkt müzik girdi. Sizlerle bu videoda Windows'ta geliştirilmiş ses özelliklerine bakacağız. www.uygulamaakademisi.com. Şimdi öncelikle denetim masasına gidiyoruz. Denetim masası 5 bölüm. Tüm denetim masası öyle. Bendeki denetim masası görünümü farklı. Siz arama bölümüne ses yazarak gelebilirsiniz. Ses link, ses aydıklarınızı yapılandırın veya bilgisayarınızın ses şemasını değiştirin. Buradan sese giriyoruz. Ses iletişim. Ve buradan Realtek Audio hoparlörü buluyorum ben. Çünkü bende birkaç tane var. Kulaklık. Kulaklıklar, hoparlör, Realtek High Definition. Evet, Realtek Audio. Şimdi buradan özelliklere gidiyorum arkadaşlar. Yapılan özellikler düğmesi. Basılı. Hoparlör öz. Control Tab'la. İletişim kutusuyuz. Realtek LD. Burada ses ayarları var zaten. Bizim işimiz burasıyla. Geliştirmeler özellik. Geliştirmeler. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bakıyoruz. Ses iptal onay kutusu. Çevre onay kutusu işaretli değil 1/6. Çevre. Şimdi bunu işaretliyorum ben. İşaretli. Gördüğüm gibi şu an eminim benim sesim ya da videonun sesi değişmiştir. Ama konuşan programın sesine bakıyorum. Ses efekti özellikleri grup açıklama. Ayar, seçim kutusu su altı kapalı. Evet su altı. Şimdi en başa geliyorum home'la. Numara kilidi açık. Numara yok. Yok diyor. Genel. Pedli hücre. Oda. Banyo. Oturma odası. Müzik odası. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum videodaki sesim de fark ediyor mu şu an ama konuşan programın sesinde fark ediyor. Auditorium. Konser salonu. Tamam düğmesi. Geliştirmeler özellik saat. Mağara. Arena. Yok. Burada birkaç tane ses efekti var bu şekilde. Mevcut listeleme. Çevrenin işaretini kaldırıyorum. İşaretli değil. Burada ses iptali var. Ses iptal onay kutusu işaret. Bu da şu işe yarıyor bakın. İşaretli. Tamam düğmesi. Geliştirmeler özellik saat. İşaretli değil. Ses iptalini gördünüz. Bunun da işaretini kaldırdım şimdi. Aralık değiştirme onay. Aralık değiştirmeye bakıyorum. İşaretli değil. İşaretli. Bu işaretli şu an arkadaşlar. Ses efekti özellikleri grup açıklama. Ayar, seçim kutusu sıfır kapalı. Şu an bu sıfırda. Aşağı iniyorum. Eksi bir. Eksi iki. Eksi üç. Eksi dört. Bir kere konuşturayım programı. Acaba benim sesim değişti mi şu an? Tamam düğmesi. Onu videoda göreceğiz. Geliştirmeler özellik sayfası aralık değiştirme kişisel tercihinize. En başa gidiyorum. Numara kilidi açık. Numara 4. 3. Tamam düğmesi. Geliştirmeler özellik sayfası 2. 1. 0. Bu şekilde. Mevcut listeleme yapılandırmanız için geçerli olan Equalizer onay kutusu işaret. Burada Equalizer var. İşaretli. Şimdi bunu işaretliyorum tekrar. İşaretli değil. Bakalım hangi seçenekler var burada. Ses efekti özellik. Fok. Canlı. Klip. Canlı. Klip. Rock. Gördüğümüz gibi. Bas. Buradan da equalizer ayarlarını yapabiliyoruz. Tiz. Vokal. Güçlü. Düğmesi. Ayar, seçim kutusu güçlü kapalı. Dans. Yumuşak. Parti. Klasik. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yoka getiriyorum tekrar. Numara kilidi açık. Numara kilidi yok. Mevcut listeleme yapı. Devam ediyorum. Kulaklık sanallaştırma onay kutusu işaretli değil 5/6. Bir de buna bakalım. İşaretli. Gördüğümüz gibi. Tamam düğmesi. Geliştirmeler özellik sayfası kulaklık sanallar. Bu da bu şekilde arkadaşlar. İşaretli değil. Gürültü dengeleme onay kutusu işaretli değil 6/6. Tamam düğmesi. Geliştirmeler özellik sayfası gürültü dengeleme alınan ses farklarını düşürmek için insan duyusunun anlaşılmasını kullanır. Sağlayıcı, Microsoft. Mevcut listeleme yapılandırmanız için geçerli olan ses efektlerini seçin. Bir sonraki kez çalmaya başlayıncaya kadar değişiklikler uygulanmayacaktır. Liste, gürültü dengeleme onay kutusu işaretli değil. İşaretliyorum. İşaretli. İşaretli değil. İşaretini kaldırdım. Arkadaşlar, tamam düğmesi. Ses iletiş. Bu özelliklere denetim masası, ses ve kullandığınız hoparlör genelde Realtek Audio oluyor. Farklı cihazlar içinde eminim kullandıkları hoparlörün özelliklerinde olması lazım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri
ve benzeri konular için omergoktas@uygulamaakademisi.com ve bilgi@uygulamaakademisi.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.